Rehberden herkese merhaba. Yeni bir haftadan, yeni bir gün, yeni bir program, yeni konu ve konuklarla rehberle karşınızdayız. Bugün eğitim başlığında değerlerimizle değerler eğitimi, Türk şahsiyetlerin kültürümüze yansımasını konuşacağız. Bir eğitimciyle konuşacağız. Gazi Üniversitesi Türkçe Eğitim Anabilim Dalı Doçent Doktor Ülker Şen bugün stüdyomuzda olacak. Nasrettin Hoca, Keloğlan, Hacivat Karagöz bunların Türk kültürünün eğitimimize, daha doğrusu değerler eğitimine katkılarından bahsedeceğiz bugün rehberde. Ayrıca Edinburgh'a da bağlanacağız, İskoçya'ya bağlanacağız, ateşimize bağlanacağız, eğitim ateşimize bağlanacağız. Oradaki Türkçe ve Türk kültürü derslerine konuşacağız. Ayrıca Türkçe eğitimi veren Nazife Burcu Takıl, doçent doktor Nazife Burcu Takıl'a da hazırlamış olduğu eğitim materyallerinde Türk kültüründen nasıl esinlendiğini soracağız. Hangi materyalleri kullandığını ve Keloğlan'ımı, Nasrettin Hoca'yımı hangi değerlerimizi kullandığını da soracağız. Sizlerin de özellikle yurt dışında Türkçe öğretmek konusunda, çocuğunuza Türk değerlerini vermek konusunda sorularınız varsa sizlerin de sorularını mutlaka bekliyoruz bugün. Fırsat bu fırsat. Ülker Hocamızı biliyorsunuz, daha önce de bize konuk olmuştu. Özellikle Türkçe eğitimi konusunda biz onu ağırlamaktan gerçekten çok mutlu oluyoruz. Evet, ne demiştik? Bugün yurt dışındaki Türkçe ve Türk kültürü derslerinde konuşacağız. Türkçe ve Türk kültürü derslerinde Edinburgh'dan bir haberle başlayacağız bugün. İskoçya'dan Edinburgh Başkonsolosu Eğitim Ateşeliği'nin yayınladığı yazıya göre Türkçe ve Türk kültürü dersinin amacı yurt dışındaki Türk çocuklarının Türkçeyi etkili bir şekilde öğrenmesini sağlamak ve dinleme, konuşma, okuma ve yazma becerilerini geliştirmektir. Ayrıca Türk kültürünün temel unsurlarını aktarmak, Türk kültürüyle bulundukları ülkenin kültürel öğelerini ilişkilendirmek dersin bir diğer amacıdır. Yazının detaylarını Edinburgh Eğitim Ateşesi Sayın Atakan Doğan'ın kendisinden dinleyelim istiyoruz. İskoçya'ya bağlanacağız. İskoçya'dan Sayın Atakan Doğan yayınımızda olacak. İskoçya'ya selamlar. Atakan Bey, yayınımıza hoş geldiniz. Nasılsınız? Merhabalar, teşekkür ediyorum. İskoçya'dan tüm izleyicilere saygılarımı arz ediyorum. Atakan Bey, şimdi Türkçe ve Türk kültürü derslerinden biz birazcık bahsetmeye başladık. Sizin yayınlamış olduğunuz yazıdan biraz bahsettik. Şimdi Milli Eğitim Bakanlığımızın yurt dışındaki çocuklarımıza Türkçe ve Türk kültürü öğretimiyle ilgili yaptığı çalışmalardan bize bahsedebilir misiniz? Bakanlığımız tarafından uygulamaya konulan Türkçe ve Türk kültürü dersi öğretim programı doğrultusunda yine bakanlığımız tarafından hazırlanan ders kitapları ve yardımcı kaynaklarla yörel bölgemizde yaşayan vatandaşlarımızın 6-16 yaş grubundaki çocuklarına Türkçe ve Türk kültürü dersleri düzenlemekteyiz. Hı hı. Bu derslerimizi burada yaşayan vatandaşlarımızın kurmuş oldukları sivil toplum dernekleri aracılığıyla ve onlarla etkili bir işbirliği içerisinde yürütmekteyiz. Bakanlığımız tarafından görevlendirilen okutman ve öğretmenlerimiz Türkçe ve Türk kültürü derslerine hafta içi ve hafta sonu okul sonrası faaliyetler kapsamında yüz yüze ve çevrim içi olarak yürütmekteyiz. Ders içi ve ders içi etkinliklerle hem dilimizi hem kültürümüzü öğrencilerimize öğretmek için okutman ve öğretmenlerimiz, sivil toplum örgütlerimiz ve velilerimizle birlikte çocuklarımızın keyif alacakları ortamlar hazırlamaya gayret gösteriyoruz. Evet. Milli Eğitim Bakanlığı'nın yaptığı çalışmalar bu şekilde. Peki Türkçe ve Türk kültürümüzün öğretilmesi, özellikle geliştirilmesi için Ateşeliklerin yaptığı projelerden de bize bahsedebilir misiniz Atakan Bey? Öncelikle çocuklarımızın ve gençlerimizin dil becerilerini geliştirmenin yanında onlara Türk kültürünün ögelerinin de öğretilmesinde ve onlarda farkındalık oluşturulmasında gerek ders içi gerekse ders dışı etkinliklerde bu faaliyetlerimizi destekliyoruz. Hı hı. Milli ve dini bayramlarımızı, bu özel günlerin anlam ve önemine ilişkin etkinlikler yürütüyoruz. Bu etkinlikler içerisinde somut olmayan kültürel miras ögelerimizi de içerisine alan bir dizi etkinlikler planlıyoruz. Hı hı. Bu etkinlikler içerisinde tarihimizi, geçmişimizi, devlet büyüklerimizi, masallarımız, şiirlerimiz, türkülerimiz, geleneksel çocuk oyunlarımız, fıkralarımız gibi ögelerle zenginleştirmeye gayret gösteriyoruz.
Peki Atakan Bey, sizin özellikle yurt dışında artık insanları da gözlemleme fırsatı da çoktan bulmuşsunuzdur diye tahmin ediyorum. İnsanlara, gençlere, çocuklara Türkçelerini geliştirmeleri için nasıl önerilerde bulunursunuz? Şimdi öncelikle şunu ifade etmek isterim. Dersimizin adı Türkçe dersi değil. Dikkat ederseniz Türkçe ve Türk kültürü dersi. Çocuklarımızın dinleme, konuşma, okuma, yazma becerilerinin geliştirmesinin yanında Türkçeyi doğru konuşma, yazma kurallarını bilinçli ve doğru biçimde kullanma, söz varlıklarını zenginleştirerek duygu, düşünce ve hayal dünyalarını geliştirmesine, milli ve manevi, tarihi, kültürel, sosyal değerlerimizi tanımaları, onları benimsemesi derslerimizin genel amaçları. Öncelikle vatandaşlarımıza Türkçe ve Türk kültürü dersinin önemini, çocuklarımıza ve ailelere olan kazanımlarını vurguluyoruz. Velilerimize evde Türkçe konuşmalarını, çocuklar kendilerini zaman zaman İngilizce olarak daha kolay ifade etmelerinden dolayı Türkçe konuşurken birden konuşmanın İngilizceye dönülmesi durumunda velilerimize ısrarla Türkçe konuşmaya devam etmelerini diliyoruz. Türkçe hikaye kitapları okumalarını, yatmadan önce çocuklarına Türkçe masallar okumalarını, Türkiye'de yaşayan akrabaları, arkadaşlarıyla telefon ya da sosyal medya aracılığıyla iletişim kurmalarını tavsiye ediyoruz. Bunun yanında daha önemli bir şey de derslerimize ve düzenlediğimiz sosyal faaliyetlerimize sürekli katılmalarını öneriyoruz. Bu çalışmaların çocuklarımızın kişiliğinin oturmasında, kimlik çatışması yaşamasının önüne geçilmesine, çocuklarımızın akademik yönden başarısının artmasına büyük katkısı olacağını değerlendiriyoruz. Evet. Peki Atakan Bey, sizin için özellikle Edinburgh özelinde soralım bunu. Türkçe ve Türk kültürü öğreniminde bariz olarak bir problemden veya problemlerden bahsedebilir miyiz? Siz nasıl gözlemlediniz? Velilerimizin çocuklarının yeterince Türkçe bildiğini düşünmeleri. Çünkü kendilerini temel düzeyde ifade edebildiklerini değerlendiriyorlar. Bu bir yanılgı. Hı hı. Türkçe bilmenin sadece temel düzeyde kendisini ifade etmesinin bir dili bilmesi anlamına gelmediği, dinleme, okuma, konuşma, yazma becerilerinin kazanılması ile bir dil yeterliliğinin oluştuğunun farkında olmamalı temel problemlerden bir tanesi. Hı hı. Bu algı derslere olan ilgiyi azaltmakta. Oysa ki bir çocuğun müzik notalarını çok iyi bilmesi, bir piyanonun başına geçtiğinde o piyanoyu, bir eseri doğru çalabileceği anlamına gelmiyor. Evet. Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız arasında bu Almanya, Belçika, Fransa örneğinde de görüldüğü gibi Birleşik Krallık'ta biraz daha karmaşık. Çünkü içinde yaşadıkları toplumun İngilizce konuşması ve İngilizcenin de dünyanın konuştuğu ortak bir dil olduğu algısı bir ihtiyacı ortadan kaldırıyor gibi bir duruma yöneltmekte. Biz bu konuda da velilerimize, öğrencilerimize bunun bu şekilde olmadığı, dilin bir sadece konuşma değil bir kültür aidiyet duygusunun geliştiği noktasında kendilerine faaliyetlerimizle, toplantılarımızla, seminerlerimizle vurguluyoruz sürekli. Çok teşekkür ederiz Atakan Bey. Türkiye Cumhuriyeti Edinburgh Başkonsolosluğu Eğitim Ateşesi Atakan Doğan İskoçya'dan yayınımıza katıldığınız için teşekkür ederiz. Sorularımızı da cevaplandırdığınız için böylelikle yurt dışındaki Türkçe ve Türk kültürü derslerine dair de bilgiler edinmiş olduk. Oradaki vatandaşlarımızın da bu bilgilere sahip olup eminim istifade edeceklerdir bu fırsatlardan. Teşekkürler tekrar. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkürler. Evet, Türkçe ve Türk kültürü dersi Atakan Bey'in de söylediği gibi bizler aslında yurt dışında doğan ve büyüyen insanlar olarak evdeki Türkçemizin yeterli olduğunu düşünüyoruz ama aslında öyle olmadığını en geç Türkiye'ye geldiğimizde anlıyoruz. Dolayısıyla Türkçe çok önemli. Bugün özellikle değerlerimizle değerler eğitimini konuşacağız. Türk şahsiyetlerin kültürümüze yansımalarını bugün Ülker Şen'le konuşacağız.
Sizlerin de bu konuya dair sorularınız varsa WhatsApp hattımızı tekrar hatırlatmak istiyorum. Çift 090 553 038 99 48 ve rehber@trt.net.tr e-mail adresine de Nasrettin Hoca'yı hangi hikayelerde anlatayım ve neden anlatayım? Keloğlan niye önemli bir figür? Hacivat ve Karagöz'ün bugün 2022 yılında bize ne aktarımları olacak diye sorularınız varsa mutlaka bekliyoruz efendim. Rehber başladı. Bugün rehberde değerlerimizle değerler eğitimi, Türk şahsiyetlerin kültürümüze yansımasını konuşacağız. Kiminle konuşuyoruz? Gazi Üniversitesi Türkçe Eğitim Anabilim Dalı Doçent Doktor Ülker Şen. Ülker Hanım hoş geldiniz tekrar. Hoş buldum, teşekkür ederim. Bugün çok önemli bir konuyu aslında ele alıyoruz. Değerler dediğimizde ne anlamalıyız diye belki böyle değerler kavramını hiç duymamış olanlar vardır. Çünkü evimizin içinde bu değerlerimiz, şu değerlerimiz diye de konuşmuyoruz. Haliyle bu başlığı bilmiyor da olabilir. İşte Türkçe bildiğimizi zannediyoruz ama mesela değerler kelimesi bu bilmediğimiz. Gerçekten ben bilmiyordum mesela kısa bir süre öncesine kadar. Çünkü evimizde işte değerlerimiz şudur diye konuşmuyoruz haliyle. Belki bunu tanımlamakla başlamak gerekir. Belki konuşsak bile değerlerimizden ne anlamalıyız? Sıralaması i̇şte ne? Bir de o var tabii. Nereye kadar değerlerimiz, nereden sonrası değerlerimiz değil sorusu da olabilir yani. Evet, o yüzden böyle bir açıklamayla başlayalım ki bundan sonrası seyircilerimiz katılabilsinler. Belki değerler nedir diye tanımlamak gerekir başta. Evet, o zaman öncelikle yine teşekkürümü etmek istiyorum. Sizin nezdinizde yine davetiniz için çok mutlu oldum. Çok teşekkür ediyorum. Yine yayında, yapımda, kamera arkasında olan bütün arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Ve öğrencilerime de buradan selamlarımı iletiyorum. Evet. Çünkü izliyorlar şu an. Ne güzel, biz de selam edelim. Yüksek lisans, doktora ve lisansdaki öğrencilerime de sevgilerimi, selamlarımı iletiyorum. Değerler konusuna dönecek olursak, değerler kavramıyla ilgili benim de kesin bir tanımım yok aslında. Çünkü yüzyıllardır değer nedir, değerler nelerdir diye zaten felsefeciler başta olmak üzere çok bilim dalından insanlar bunu tartışıyor. Ama ilk bakışta çağrışım sözcükleri nelerdirden yola çıkarak paylaşmak isterim. Değerler dediğimizde sevgi, saygı, dostluk, adalet, barış bunların kapsamındaki bütüne biz değerler diyoruz aslında. Ve bu değerleri de şöyle ifade edebiliriz. Kişiliğimizi oluşturan, davranışlarımıza şekil veren ve kişiye yapma noktasında bir güç ve motivasyon kaynağı olan ve duygularını da yönlendiren bütün unsurlara biz değerler diyebiliriz. Evet, belki başlığı bilmiyordum az önce bahsettiğim gibi. Ama içeriğini aslında her insanın iyi veya kötü bir şekilde aşina olduğu, hayatını sürdürmeye çalıştığı unsurlardan oluşan bütün özelliklerin başlığı diyebiliriz herhalde buna, değil mi? Evet, ve çok da önemli. Hayatımızın her noktasında var aslında. Biz sevgi, saygı diyoruz ama eğitim çatısı altında değerlendiriyoruz. Bilimsel değerler de var. Sosyal değerler, kültürel değerler, ekonomik değerler gibi noktada da değerleri sınıflandırmak mümkün. Ve çok da geniş bir yelpazesi var değerlerin. Şimdi değerlerin o zaman özellikleri ne? Yani değerleri evet saydık. Hepsi böyle herkesin evet bunlar benim de özelliklerim. Hayattaki benim düşüncelerim işte bu doğrultudadır der insanlar. Ama bir özellikleri nedir? Bunları nasıl toparlayabiliriz? Değerlerimize baktığımız zaman hani çağrışım sözcüklerini ne söylemiş ki? Sevgi dedik, saygı dedik, hoşgörü, barış. Bunların özelliklerine baktığımız zaman
Birbirinden bağımsız değerler değil bunlar. Sevgi hoşgörüden bağımsız değildir. Evet. Hoşgörü sevgiden bağımsız değildir. Dolayısıyla değerlerin birbirine de ihtiyacı var. Bağına ihtiyacı var. Aynı zamanda değerler birbirinden de ayrı düşünülemez, koparılamaz, parçalanamaz. Yani hoşgörü, hayır sen kenarda dur, sevgiye gerek yok diyemiyoruz. Yani değerler bir bütün olarak ifade edebiliriz. Değerlere baktığımız zaman değerlerin zamanla değişime de uğrayabildiğini söyleyelim. Bugün değer olarak görmediğimiz bir şey belki 5 yıl sonra, 10 yıl sonra değere dönüşebilir. Evet. Ama şu da var ki değerler hemen bıçak sırtıyla kesilmiş ya da bıçakla kesilmiş gibi bir anda kesilip değişemez. Zaman içerisinde bir süreye ihtiyacı var. Yine değerlere baktığımız zaman milli olma özellikleri de var. Yani kültürlere göre değerler değişebilir. Evet. Misafirperverlik mesela Türk kültürüyle, Türklerle özdeşleşmiş bir değer olarak ifade edebiliriz. Ve yine öğrenilme şekline baktığımız zaman kalıtımsal ya da işte genetik değil ve soydan soya aktarılmıyor. Neyle aktarılabiliyor bizim değerlerimiz? Sosyal rollerimizle aktarılabiliyor. Ve dolayısıyla bunun için çok önemli bir nokta var, sosyal roller devreye girdiği için. Değerlerin bu özelliğini iyi bilmek gerekiyor. Gözlemler çok önemli. Gözleme dayalı olarak değerleri öğrenebiliyoruz. Bununla birlikte eğitim de işin içerisine giriyor. Eğitim öğretim kurumlarında plan program dahilinde değerler eğitimi verilebilmekte. Şimdi dediniz ki değerler kalıtımsal değil. Yani böyle otomatik olarak nesilden nesile geçmiyor aslında. O zaman biz nasıl bir yol izlemeliyiz değerlerin aktarılması için? En iyi yol nedir? Evet, teşekkür ederim. Şimdi burada iki faktörü söyleyebileceğiz. Biri aile faktörü. Çünkü doğduğumuz anda bir ailenin içerisinde bulunuyoruz ve ailenin değerlerine hakim olarak aslında büyümeye başlıyoruz. Evet. Ve dolayısıyla değerlerin öğretiminde aileden başlayarak bir yaklaşımı sergilemeliyiz ve aileyi bilinçlendirmemiz gerekiyor. Biraz önce eğitim ateşimiz de söyledi, işte Türkçenin kullanılması için aileleri bilinçlendirmeye çalışıyoruz. Kesinlikle doğru bir nokta ve doğru bir başlangıç. Çünkü aile değerin farkında olmalı. Sevgi değeri yine ve örnek verecek olursak. Doğa sevgisini çocuğunu aşılayabilmesi gerekiyor. Ailenin bunun bir değer olduğunu bilmesi ve birlikte doğaya çıkması, doğada zaman geçirmesi, ağaç dikmesi, doğaya zarar vermemesi, çöpünü uygun koşullarda muhafaza etmesi vesaire. Bunlar işte ailenin çocuğa verebileceği değer eğitim kapsamında söyleyebiliriz. İkinci aşama ise eğitim öğretim kurumları, ki bu çok önemli bir nokta. İşte değerler öğretilebilir mi tartışmaları da var. Evet, öğretilebilir. Ve bunun da yollarını şöyle söyleyebiliriz. Uygulamada değeri telkin yoluyla öğretim vardır. Mesela doğrudan, yani şöyle de yapabilirim hatta. Mesela sen anneni seveceksin, sen doğayı seveceksin şeklinde telkin yoluyla söylediğimizde işe yararlılığı konusunda tartışabiliriz. Evet. Ben tercih etmiyorum bu yaklaşımı ama literatürde var. İkinci, değeri açıklama yoluyla. Bu değer bizim için, doğa bizim için önemli, doğayı korumalıyız. Bu bizim değerimiz, açıklayarak. Analiz ederek, değerin önemini farkında olmasını sağlayarak, hissettirerek bir yaklaşım sergiliyoruz. Bir de bizim bugün Nasrettin Hoca ve Keloğlan'a atıf yapacağımız kısmıyla metinler yoluyla değer aktarımı yapılabilmekte yaklaşım. Son bir yaklaşımımız daha var ki o da kaynaklarda şöyle der, karma yaklaşım. Yani der ki yerine, zamanına, kişinin durumuna göre, değerin özelliğine göre sıraladığımız o telkin, analiz yaklaşımlarını birbirinin yerine kullanabilme ya da bütünleşik olarak kullanabilmeyi ifade ediyor. Ve biz de bunlardan hangisi uygunsa bize tercih edip o değer öğretim yaklaşımını yapabiliriz. Şimdi merak ediyorum, Türkiye'de değerler eğitimi diye bir ders var mı? Ve varsa nasıl, dersin içeriği neler mesela? Değerler eğitimi Türkiye'de şöyle, aslında değerler eğitiminin de çok geçmişi yok Türkiye'de. 1990'ların sonunda değerleri bir eğitelim, değerler eğitimini uygulayalım, demek ki bunun bir eğitimi de olabiliyormuş şeklinde bir yaklaşımı görebiliyoruz. Bunun temelinde de 1995 yılında UNESCO tarafından Yaşayan Değerler Programı çerçevesinde bir program uygulanıyor ve Türkiye'de bu programa dahil oluyor. Ve bu
1995'teki programa dahil olma süreciyle birlikte Türkiye'de de değerler eğitimi yapılmaya başlıyor. Sorunuza cevap olarak bir ders yok o dönemde. Hı hı. Şu anda da böyle doğrudan bir dersimiz yok. Fakat eğitim sistemimize değerler dahil edilmeye başladı. Hı hı. Ve bu kapsamda öğretmenlerimiz Türkçe, mesela yine benim alanım olması itibariyle söylüyorum, her dersin bir öğretim programı var ve eğitim sistemimiz şu an bütün eğitimde kullanılan öğretim programlarının içerisine değerleri yerleştirmiş durumda ve kök değerler kavramıyla karşılıyor. Hı hı hı. Bu kök değerlerin içerisinde sıralamasını yapamayabilirim, evet, ama 10 tane değerimiz var. Bu 10 değerimizin öğretimiyle ilgili olarak eğitim öğretim faaliyetleri Türkiye'de devam etmekte. YÖK tarafından, yani üniversite kısmında böyle bir dersimiz evet var. 2018 yılından sonra üniversitelerde karakter ve değer eğitimi ve eğitim, bir dersimiz daha vardı, onun ismini unuttum. İki dersimiz var. Hı hı. Ve bu dersi lisans programındaki öğrencilerimiz almakta. Hı hı. Ve dolayısıyla evet, artık sistemin içerisinde de değerler eğitimini etkin bir şekilde Türkiye'de görebiliyoruz. Evet. Peki yurt dışında yaşayan Türk çocukları için de bir eğitim programı var. Az önce Ateşemiz'in de bahsettiği gibi Türkçe ve Türk kültürü dersleri var. Şimdi Türk çocukları açısından bir değer eğitimi var mı? Siz ne söyleyebilirsiniz bu konuda? Evet, şimdi Türkçe ve Türk kültürü dersi kapsamında baktığımız zaman daha önceki programlarda da konuşmuştuk ama tekrarında sakınca yoktur diye düşünüyorum. Yani Milli Eğitim Bakanlığımız gerçekten yurt dışındaki Türkleri önemsiyor, hı hı, değer veriyor ve bu kapsamda eğitim öğretim faaliyetleriyle de ilgili kafa yoruyor. Evet. 1969 yılında ilk taslak programı yayınlıyor Milli Eğitim Bakanlığı. Burada biliyorsunuz göç 1960'larda başladı oraya ama 69'da diyor ki oradaki çocuklarımız var, onların Türkçesi ne olacak? Yani bu değeri kaybetmemeleri gerekiyor diye. 69'dan günümüze kadar uzanan bir öğretim programı tasarlama ve yayımlama süreci var bakanlığımızın. Ve en sonuncusunda 2018 yılında yine Ateşemiz'in ifade etmiş olduğu program dahilinde günümüze kadar devam etmekte. Yurt dışındaki Türk çocuklarına Türkçe öğretimi kapsamında temel değerleri 2009 yılında yayımlanan öğretim programında görüyoruz. Ben izninizle notlarımdan paylaşmak isterim. Çünkü biraz önce Türkçedeki programdaki kök değerleri unuttum. Bunu unutursam ayıp olur yine. Bari notlarımdan okumak isterim. Vatanseverlik, hoşgörü, farklılıklara saygı duyma, barış, kültürel mirası yaşatmaya duyarlılık, misafirperverlik, dayanışma, sorumluluk, paylaşımcı olmak, dürüstlük, yardımseverlik ve estetik duyarlılık. Yani bu sıraladığım değerler 2009 öğretim programında bakanlığımız diyor ki yurt dışındaki Türk çocuklarına değer aktarımında bu sıraladığımız değerler öğretilsin, aktarılsın ve farkındalığı gelişsin diyor. Ve dolayısıyla yurt dışındaki Türk çocukları açısından da değer öğretimi yapılmakta. Gelelim. Türkçe ve Türk kültürü derslerinin içerisinde öğretiliyor bunlar. Evet, 2010 sözünüzü de kestim. Yok, estağfurullah, buyurun, başlayayım. Bu kadardı. Bu 2018 öğretim programında böyle bir değer sıralaması yok ama. Ancak öğretim programında altını çiziyor. Diyor ki bu programda saygı, güvenilir olma, duyarlı olma, vatandaşlık gibi evrensel değerler esas alınmıştır diyor. Ve tekrar bir sıralamaya gerek de olmayabilir. Çünkü 2018 öğretim programına baktığımız zaman, yani şu anki mevcutta yurt dışındaki Türk çocuklarına Türkçe ve Türk kültürü öğretimindeki içerikte tematik bir yaklaşımla gidiyoruz. Bunun da anlamı şu, başlıklarımız var. Mesela ben ve ailem, geçmişe açılan kapı gibi, oyun eğlence gibi, bu tematik kültür kısmını bu temalarla veriyoruz. Bunlardan... Ama onun içerisinde de yok mudur zaten değerler? Ben de çok güzel söylediniz. Evet, zaten bunun içerisinde kültürü alıyoruz. Örneğin ben bu Türkçe ve Türk kültürü ders kitaplarının ikinci seviye yazarı olduğum için mesela o temalar kapsamında bu kültür unsurlarına yer veriyoruz. Yani sevgiyi, değerini orada görebilirsiniz, saygıyı görebilirsiniz. Mesela yine benim hazırladığım kitapta Keloğlan'la tanışabilirsiniz, Keloğlan'la karşılaşabilirsiniz. Ve dolayısıyla bu öğretim programı destekli olarak değerlerin eğitimi de yurt dışındaki vatandaşlarımız ve çocuklarımız için gerçekleşmekte. Evet, şimdi Keloğlan demişken Keloğlan'a bir geçiş yapalım mı? Keloğlan'dan
Türkçe öğrenen yurt dışındaki özellikle Türk çocukları, şimdi Alman arkadaşları Keloğlan'ı büyük ihtimalle tanımıyorlar. Ama Türklerin çok sevdiği bir karakter Keloğlan. Keloğlan'dan neler öğrenilir? Hangi değerler öğrenilir? Yani bir sınıflama akademik anlamda yapmadım ama alanda yapan arkadaşlarımız var. Keloğlan masallarıyla değerler öğretimi ve Keloğlan masallarının değerlerdeki yeri gibi çalışmalar var ve o çalışmalarda gördüğümüzde yine temelde Türkçe öğretim programının değerlerini esas alarak yaptıkları çalışmada sevgi, saygı, adalet, eşitlik gibi, yardımseverlik gibi başta söyleyebileceğim değerleri Keloğlan masallarıyla rahatlıkla verebiliyoruz. Hı hı. Neden? Çünkü Keloğlan halktan biri zaten. Ve garibimin bir adı da yok. Kel olmasından, fiziksel özelliğinden de kaynaklı olarak Keloğlan denilmiş ve Keloğlan olarak devam ediyor. Yine Keloğlan'a baktığınız zaman halktan biri olması, işte tembelliği biraz Türk kültüründe belki bizim için yatkın olması ama pratik zekaya sahip olması ve probleme yönelik çözüm odaklı olması Keloğlan'ın önemli özelliklerinden bir tanesi ya da diğerleri diye ifade edebiliriz. Ve Keloğlan masalları kapsamında birçok değeri öğrenebiliyoruz. Ama asıl sizin çalıştığınız Nasrettin Hoca var. Sizin bir makaleniz var. İki dilli Türk çocuklarına temel beceri ve temel değerlerin öğretiminde Nasrettin Hoca fıkralarına yeri. Siz özellikle bunu çalışmışsınız ve yurt dışındaki çocuklarda, Türk çocuklarında değer eğitiminde Nasrettin Hoca'nın ayrı bir yeri olduğundan da bahsetmişsiniz bu makalede. Bize biraz bilgi verir misiniz? İçeriğinden bahseder misiniz? Tabii memnuniyetle. Bu arada benim de küçüklüğümde Nasrettin Hoca böyle fıkra kitabım vardı. Harika. Böyle hani öğreneyim de arkadaş ortamında biraz anlatayım diye böyle annem almıştı. Herhalde 7 veya 8 yaşındaydım. Hala duruyor o kitap. Harika. Gerçekten böyle Nasrettin Hoca'yı çok seviyordum. Hı hı. O eşeğe ters binmesi niye bu kadar ilginç geliyordu ve ne kadar komikti o zaman. Sıra dışı. Evet, değil mi? Sıra dışı olması gerçekten komik geliyordu. Dolayısıyla biraz da Türkiye'yi hatırlatıyordu sanırım ama siz çalıştınız bu konuyu, size vereyim sözü. Teşekkür ediyorum. Elbette Nasrettin Hoca, Keloğlan bizim için çok önemli değerler. Hı hı. Burada şunun altını da çizmek gerekiyor. Hani değerlerimize değerler öğretimi dedik ya. Evet. Aslında bakıyoruz ki Nasrettin Hoca bir değer ama Nasrettin Hoca'nın fıkralarıyla birlikte bir değeri öğrenmek değerle değer öğretimi olmuş oluyor. Hı hı. Evet. Ve dolayısıyla biz yurt dışındaki Türk çocuklarına Nasrettin Hoca fıkrasını anlatırken Nasrettin Hoca'yı da tanıtmış oluyoruz. Tanımış oluyor. Kültüründen bir unsuru tanımış oluyor. Ve bu da çok kıymetli. Hı hı. Şimdi benim yaptığım çalışmada yine yurt dışındaki Türk çocuklarının Türkçe öğretimi kapsamında hazırlanan öğretim programında biraz önce saydığım değerler hangi fıkralarda verilebilir acaba diye çalışmıştım. Ve vatanseverlik hariç o sıralamadaki bütün değerlere yönelik Nasrettin Hoca'nın bir sözü olmuş mutlaka. Diyecekleri olmuş. Hı hı. Ve bu kapsamda da baktığımız zaman çok da güzel bir eğitim aracı olarak kullanabileceğini söyleyebiliriz. Hani fıkralarıyla ilgili söz etmişken yani fıkra anlatıcılığım çok iyi değil ama bu değerlerle ilgili nasıl paylaşıyoruz? Şöyle birkaç örneğini vermek istiyorum. Mesela kedi ciğer fıkrasını duydunuz mu? Kedi ciğer, şimdi düşünmem gerekiyor ama unutmuş olabilirim. Tabii kedi ciğer deyince ben sadece bağlantı kurulabilir diye. Nasrettin Hoca. Evet, tabii ki. Evet. Hatırladım. Evet. Tahmin ediyorum çocukluğumuzda en az bir kere duymuş olabiliriz evet. diye. Nasrettin Hoca'nın canı bir gün ciğer ister ve ciğer yemeği kafasına koyar ve bir kasaba gider. Ve en güzelinden iki okka bir ciğer alır ve evine gider. Ve eşine der ki hanım benim canım ciğer istedi. Bunu akşama güzelce pişir de yiyelim. Evet. Sonra tekrar Nasrettin Hoca işine geri döner, evden ayrılır. Nasrettin Hoca'nın evden ayrılmasından sonra eşinin misafirleri, komşuları gelir ve misafir olurlar. Şimdi Nasrettin Hoca'nın eşi de bizim kültürümüzde yine bir ifadeyle orada. Misafire gelinde yemek ikram edilmez mi ya da bir ikram yapılmaz mı? Eşi de düşünüyor yani misafirlere bir şey ikram etmeliyim ama ne? Bakıyor ki en kolay da ne var? Nasrettin ciğer. Hoca'nın ciğeri var ve ciğerini ikram ediyor misafirlerine. Akşam olup Nasrettin Hoca eve geldiğinde hanım pişirdin mi getir de yiyelim diye. Bu arada tabii Nasrettin Hoca'nın eşi telaşla ne diyeceğini bilemez ve suçu kediye yükler ve der ki işte kedi aldı yedi ben ne yapabilirim pişiremedim.
Nasrettin Hoca tabii kafayı kaşır. Yani bence öyle yapmıştır diye düşünüyorum. Yani bir kediye bakıyor. Bir ciğeri düşünüyor. İki okka ciğer. Yaklaşık 2 kilonun üzerinde yani. Diyor bir terazi getir şöyle bir tartalım kediyi ve tartı sonrasında kedinin 2 okkanın altında çıkıyor ve işte o meşhur sözü söylüyor. Hanım eğer ciğeri kedi yediyse ciğer nerede, ciğeri işte kedi yemediyse kedi nerede diye soruyor. Ve burada aslında güldüğümüz tarafları var. Şimdi fıkra anlatıcılığım iyi olmayabilir ama bence gülüyoruz. Burada güldüğümüzde düşüneceğimiz nokta şu, dürüstlük. Evet. Aslında burada Nasrettin Hoca'nın vermeye çalıştığı mesaj dürüst olalım. Yedirdin mi, içirdin mi? Tamam. Yedirdin, içirdiysen söyle. Niye kediye söylüyorsun? Yani kediye niye bu yükü atıyorsun diye. Şimdi biz bu fıkrayı işte yurt dışındaki Türk çocuklarımızla birlikte hem canlandırma etkinlikleriyle hem bunun üzerindeki düşünme etkinlikleriyle ve bunu dinletmek, okutmak yoluyla bu değer üzerinde konuşup, tartışıp bir yandan Nasrettin Hoca'nın bir fıkrasını öğrenmiş oluruz. Bir yandan da dürüst olmakla ilgili bir değeri aktarmaya çalışmış oluruz. Evet. Bunun gibi çalışmamda başka örnekleri de var. Onları hocam bir kısa ara verelim. Tamam, olur. Kısa bir arayı verdikten sonra devam edelim. Nasrettin Hoca, Keloğlan, Hacivat Karagöz, bunları konuşalım. Değerlerimizle değerleri öğrenelim. Kısa bir aradan sonra buradayız. Bugün rehberde değerlerimizle değerler eğitimini, Türk şahsiyetlerin kültürümüze yansımasını doçent doktor Ülker Şen'le konuşuyoruz. Gazi Üniversitesi Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı'ndan hoca Ülker hocamız bugün burada stüdyomuzda ve Nasrettin Hoca, Keloğlan, Hacivat Karagöz bunlarla bu değerlerimizle değerlerimizi nasıl öğretebiliriz bunları soruyoruz hocamıza. Ben şöyle bir anımı anlatayım ya da anım mı diyeyim böyle bir anekdotla başlayalım. Şimdi biz Müslüman çocuklar Katolik derslere veya işte Protestan din derslerine girmediğimiz zaman bize açılan ayrı bir ders oluyordu okulda. Çünkü o dersi boş geçiremeyeceğimiz için özellikle ilkokulda, ortaokulda değerler ve yargılar diye bir ders oluyor. Orada da tam da sizin az önce bahsettiğiniz gibi işte Nasrettin Hoca'yı tabii Almanlar bilmiyorlar. Gerçi bir yerde vardı. Hoca diye yazmışlar. Nasrettin Hoca'yı Hoca diye tanıtmışlar ve onun bir fıkrasına herhalde göle yoğurt mayalama hikayesiydi. Onun dışında da Til Eulenspiegel mesela Almanlarda işte Nasrettin Hoca ile mukayese edilen, benzetilen gerçekten var olup olmadığı bilinmeyen bir karakter. Genelde böyle şaka yoluyla işte eğlenerek insanlara bazı değerleri ya da abartı bir hareketle bazı şeylere dikkat çekmeye çalışan bir figürdür. Bunda değerli yani aslında şu da enteresan geliyor bana. Yani din dersiyle aynı yerde verilen bir ders, değerler ve yargılar. Aslında din derslerinde de değerler öğreniliyor. Yine değerlerimizle de değerler öğrenirken belki kültürel, belki dini bazı hani işte adalet, hoşgörü vesaire birçok dininde zaten içeriği olan şeyler. Bunları öğreniyoruz. Şimdi yurt dışındaki çocuklara geri dönecek olursak, Nasrettin Hoca'ya aslında geri dönecek olursak... hangi değerlerimizle veya Nasrettin Hoca'yla, Nasrettin Hoca'yı sorayım. Nasrettin Hoca fıkralarıyla yurt dışındaki Türk çocuklarına neler öğretebiliriz hocam? Dediğim gibi yani burada zamanımız kısıtlı aslında. Evet. Her bir değeri yani çalışmamda olduğu gibi her bir değeri açıp konuşup üzerine fıkrasını söylesek, okusak evet. ve öyle devam etsek çok daha güzel olabilir. Ama hocam şunu söylemiş olmamız. Özellikle söyleyelim. Şunu söylemiş olmamız bence hani şimdi şöyle düşünülebilir. Ya çocuğuma şimdi Nasrettin Hoca fıkraları işte biraz demode falan gibi de gelebilir. Oysa bazen bazı şeyleri fark ettikten sonra konuşması ya da tekrar açıp bakması. Mesela ben bugün bu konuşmadan önce de o Nasrettin Hoca fıkra kitabını bir göz önüne getirdim. Bugün yayından sonra da tekrar elime alacağım ve
Özellikle hangi değer, hangi fıkrayla hangi değer anlatılmış? Bunu herhalde bir merak edip tekrar bir bakacağım. Eminim seyircilerimiz de böyle yapacaklardır ve çocuklarıyla da bu fıkraları ya da işte bu değerlerimizi tekrar konu ettiklerinde kendilerini de öğrenecek bir şey çıkarabileceklerini düşünüyorum. Bunu biz çocuklar özelinde konuşuyoruz ama yetişkinler için de aynı şekilde geçerli. Ve biz biliyoruz ki işte dördüncü kuşağa geldiğimiz bir serüvenimiz var bizim. Bu serüvende biraz önce söylediğimiz gibi aileler çok önemli. Hı hı. Ve inşallah siz yuva kurduğunuzda mesela çocuğunuza aktaracak bir değerden yoksun olmak çok üzücü bir durum olur. Tabii ki evet. Ve dolayısıyla ailenin bu değere sahip olması, yani fıkrayı sadece çocuk öğrenmesin, anne de öğrensin, baba da öğrensin. Hı hı. Anne ve baba öğrenip çocuğuna da aktarsın. Ve bu bilinç düzeyimiz yükseldikçe biz bir şeyleri daha iyi başaracağız diye düşünüyorum. Ve bu anlamda işte Almanya'da böyle bir karakter benzerliğinin figür olarak olması da önemli. Aslında yurt dışındaki Türk çocuklarımız için kıymetli de bir değer. Yani bak, senin kültüründe canlı kanlı, keyifli, eğlenceli, çocukları çok seven bir figür de var. Hı hı. Ve çok da pratik zekalı bir figür olarak karşımızda. Bu şunu da beraberinde getiriyor. Aslında özgüven, kültürüne olan bağlılık. Yurt dışındaki Türk çocukları için bu çok önemli de bir nokta. Siz örneğini de verdiniz ya, Almanya'da doğdunuz, büyüdünüz, o ortamı biliyorsunuz, eğitim sistemine çok aşinasınız. Bütün ülkeler buna önem veriyor aslında. Hı hı. Bizim de önem vermemiz gerekiyor. Evet. Almanya, Amerika, Hollanda, Fransa eğitim sistemine şu an değerler eğitimini dahil etmiş durumda. Evet, ve benim bahsettiğim yıllar 90'lar, yani 90'larda değerler ve yargılar diye bir alternatif ders, din derslerine şu anda hala devam etmekte. Evet. Ailelerin, siz daha iyi biliyorsunuz tabii ki. Siz de çalışıyorsunuz yani. Siz, benim yaşadığım birçok şeyi biliyorsunuz. Siz yaşadınız ama. Biz okuyarak öğreniyoruz. Siz yaşayarak öğrendiniz. Değerler eğitimini almasını eğer din dersiyle birlikte aile izin veriyorsa alabiliyor. Hı hı. Yok ben din dersi istemiyorum diyorsa yine karakter ya da ahlak ve eğitim gibi bir ders alıyorlar. Etik, evet. Hı hı. Etik dersi alıyorlar ve Almanya bu işe önem veriyor. Yani evet. Değerlerine hakim bir birey yetiştirmek, hem bireysel eğitim sistemindeki felsefesi şu Almanya'nın: iki yönlü değerler eğitimine sahip öğrenci yetiştirmek istiyorum. Bir, kendisi açısından değerlerine hakim. İkincisi de topluma sorumluluklarını bilen, topluma yönelik değerlerini bilen kişi olarak yetiştirmek istiyor. Ve dolayısıyla burada Türk çocuklarına tekrar döndüğümüzde Türk çocuklarının iki dilli ve iki kültürlü olduğunu söylüyoruz her zaman. Evet. İki dilli olmaktan ve iki kültürlü olmaktan kaynaklı bazı sorunları da yaşayabiliyorlar. İşte Nasrettin Hoca bunun üstesinden gelmenin bir yolu. İki kültürlüsün, evet, toplumda yaşadığın toplumun böyle bir kültürü var ama aynı zamanda senin de böyle kıymetli bir kültürün var diye söyleyebiliriz. Evet. Şimdi hocam, sizin de tanıdığınız doçent doktor Nazife Burcu Takıl, İskoçya'dan, Edinburgh'dan, şu an Edinburgh Üniversitesi'nde zaten kendisi. Hı hı. Türkçe eğitimi hocası yayınımızda olacak. Nazife Hanım, yayınımıza hoş geldiniz. İskoçya'ya ikinci kez selamlar. Merhaba. Merhaba, İskoçya'dan da hepinize selamlar. Nazife Hanım, sizin noktalama imla oyunu diye bir masa oyunu çıkardığınız, ürettiğinizi biliyorum. Şimdi söylerken vurgularımı doğru yapabildiğimi bilmiyorum. Biri şöyle de söyleyebilirim: noktalama imla oyunu. Diğer türlü de nokta, lama, yani o hayvan bildiğimiz lama imla oyunu. Şimdi şöyle bir şey var. Özellikle Almanya'da imla hataları böyle affedilemez hatalardır. İnsanların, çocukların özellikle birbirleriyle dalga konusu olabilecek şeylerdir. Şimdi bu Türkçe'de bu kadar bilmiyorlar çocuklar haliyle, Türkçe derslerini çok az gördükleri için. İmla konusu Türkçe'de biraz daha hani konuştuğumuz gibi yazıyoruz, hı hı, gibi bir algı da olduğu için maalesef bu yanlış anlaşılabiliyor. Şimdi isterseniz öncelikle şu masa oyunundan da biraz bahsedin, öyle geçelim sorularımıza. Çok teşekkür ediyorum Kübra Hanım. Öncelikle ikinci telaffuzumuz çok doğruydu. Nokta, lama. Küçük dört tane dama ile oynanan bir noktalama oyunu. Çocuklar dört farklı renkteki damayı seçip işte zar atıyorlar ve oyundaki noktalama işaretlerinden herhangi birine geldiğinde, mesela nokta işaretine tekabül etti diyelim, nokta kartından bir kart seçip oradaki bilmeceyi çözmeye çalışıyorlar. Çok bilmecelerle aslında
keyifle oynanırken Türkçenin yazım kurallarını, noktalama işaretlerini de öğreten, öğretme kavramını kullanmıyorum da sezdiren, ona aktaran bir oyun tasarladığımı düşünüyorum. Burada da Türk çocuklarla iki kültürlü, çok kültürlü öğrencilerimle birlikte oyunu oynuyoruz. Gerçekten bir metinden noktalama işaretlerini ezberlemek ya da işte verilen soruları çözüp bir şekilde onu beyine nakletmek yerine oyun içerisinde keyifli, hafif de tatlı bir rekabet ortamıyla öğretmek oldukça keyifli oluyor. Çok güzel dönütler alıyorum. Hı hı. Tabii kartları bizzat kendim hazırladığım için içinde işte bilmeceler, maniler var. Ve bunlar da o zaman Türk tam kültüründen... yerinde ben olduğunu düşünerek sizi çok özür dileyerek bölüyorum. Materyallerinizi de bugün biliyorsunuz değerlerimizden değerler eğitimini konuşuyoruz. Sizin materyallerinizde Türk kültüründen esinlendiğiniz oldu mu ya da içeriğinde var mı Türk kültürüne dair emareler, işaretler? Şimdi zaten olmazsa olmaz diyeceğimiz bir nokta bu. Hı hı. Materyallerde mesela şuna da bir dikkat çekmek isterim. Milli Eğitim Bakanlığı'nın EBA'da şu an çevrim içi olarak ulaşabileceğiniz, yurt dışında yaşayan Türk çocuklar için kaleme aldığı 33 hikaye serisi var. Ve bu hikayelerde de mesela işte Tokyo'dan Hiroşi geliyor işte canı görmeye İstanbul'a. Gülhane'ye inerken avlunun içindeki üç büyük binaya hayranlıkla bakıyorlar ve diyorlar ki neden bu bina diğerlerinden farklı? İşte Osman Hamdi Bey'in aslında güzel hani kaplumbağa terbiyecisiyle biz çok biliriz ama aslında Güzel Sanatlar Okulu'nu kuran, hı hı, ve binaların ne zaman ne maçta yapıldığının da altını çizen bir şahsiyettir. İşte onu öğreniveriyor hikayenin içinde. Ya da Eminönü'ne yürürken diyor ki bu avludaki cami işte Süleymaniye Camisi işte çünkü onu Mimar Sinan yapmıştır. Ya da işte para koleksiyonu yaparlarken diyor ki paranın arkasında bu kim? İşte Mimar Kemalettin, Cahit Arif gibi. Ya da vapurda gezerken biliyorsunuz yani bu olmazsa olmaz martılara simit atma ritüelimiz vardır bizim. Bir simit yeme kültürüdür bu da. Hı hı. Somut olan ve somut olmayan pek çok kültürel miras ögesini yazdığım her şeyde kullanmaya gayret ediyorum ama gayret etmesem de zaten bu kültürün içinde doğan, büyüyen ve tahsil alan biri olarak zaten ister istemez bu kalemimden dışarıya çıkıyor. Bu yüzden de özellikle yurt dışındaki Türk çocuklarının önce kendi Türk kültüründen beslenen şahsiyetlerin yazdığı işte şiir kitaplarını, hikayeleri okumalarını tavsiye ediyorum. Daha sonra peki sizce Nazife Hanım neden bu evet, kadar önemli? Özellikle yurt dışındaki aileler şöyle düşünüyor olabilirler. Almanya'da yaşıyoruz ve çocuğum Almancayı çok iyi bilsin. İşte dışarıda evin dışındaki her yerde kendini çok daha iyi savunabilsin. İşte Almancasının daha iyi olması ya da sizin bulunduğunuz ortamda İngilizcesinin daha iyi olması daha önemli diye düşünebilirler. Oysa Türkçenin yeterli olmadığını, özellikle evimizde konuştuğumuz Türkçenin yeterli olmadığını da bugün birkaç kez vurguladık. Sizce Türk kültürünü bilmesi bir yurt dışında yaşayan Türk çocuğu için neden bu kadar önemli? Şimdi buna literatürden cevap vermek lazım. Bunun için yıllarca çalışmalar yapılmış. Milyon üzerinde, insan üzerinde çalışmalar yapılmış. Ve çalışmalar şunu gösteriyor. Eğer iki dilli bir birey ya da yurt dışında yaşayan ama farklı kültüre mensup olan bir birey kendi kültürünü yeterince öğrenmezse özellikle ergenlik döneminde bir kimlik bocalaması yaşıyor. Hı hı. Bunun önüne geçmek için mutlaka kendi kültüründen beslenmesi lazım. Evet. Buna şunu örnek verebiliriz. Mesela bir ağaç düşünün. Kökleriyle değil mi? Mesela binaları titreten ağaçlar vardı. Böyle derine iner, dallanır, budaklanır, kökleri iyice saçak haline gelir. Bunu kültürle bağdaştıralım. Kendi kültüründen beslenen bir birey işte bu ağaç gibidir, bir çınar gibidir. Hı hı. Ama kendi kültürünü yeterince bilmez. İşte farklı ülkelerdeki kültürle kendi kültürünü sentezleyebilir, sentezlemeli, öğrenmeli de. Mesela burada Edinburgh'da evet İngilizceyi çok iyi öğrenmeleri gerekiyor. Çünkü günlük hayatta bunu kullanıyorlar, bilmemeleri tuhaf olur. Ama kendi kültürlerinden, Türk kültüründen beslenmeleri ve önce
Türk kimliğine mensup olduklarını bilip bunu benimsemeleri, bunun üzerine diğer dili inşa etmeleri çok önemli. Psikolojik, duyuşsal açıdan çok önemli. Aksi takdirde köksüz bir ağaç gibi ilk rüzgarda savrulan, kimlik bocalaması yaşayan bir bireye dönüşür. Ve bunun için klinik olgularda çok fazla kanıtlanmış. Dolayısıyla kültür çok önemli. Sadece bence değil, bilim dünyası, psikoloji, işte eğitim bilimleri bununla ilgili tamamen aynı kanıya varmış durumda. Evet, herhalde ilk defa çocuğu olanlar ya da işte bir iki çocuğu olanlar, yaşları yakın olanlar bu tecrübelerden, bilimin bizim bize sunduğu tecrübelerden faydalansalar da iyi olur diye noktayı koyalım bu konuya. Ama şunu sormak istiyorum. Siz özellikle yurt dışında Türkçe öğretiyorsunuz. Nasrettin Hoca, Keloğlan, Hacivat Karagöz gibi figürlerle yurt dışında yaşayan çocuklar tanıştıklarında nasıl tepkiler veriyorlar? Şimdi mizah bizim için çok önemli biliyorsunuz. Yani her kültürün, her milletin farklı bir kültürü var. Ve bu kültürde mesela Türk kültüründe mizah önemli bir yere sahip. Hı hı. Bizim güldüğümüz şeylere bazen farklı kültürden insanlar gülmeyebilirler, komik evet. olmayabilir ya da yeterince anlamayabilirler. Çünkü o kültür bağı yeterince gelişmemiştir. Nasrettin Hoca fıkralarını oldukça kullanıyorum. Türk masallarından, seçkilerden mutlaka örnekler veriyorum. Açıkçası bir yazar olduğum için biraz kendi kalemime de dayanarak kendi yazdığım hikayelerden de sunumlar yapıyorum. Ve bana genellikle sadece hani Türkçe'yi öğretmek değil, zaten mesela buradaki derslerin adı Türkçe ve Türk kültürüdür. Ardından sorular geliyor. Hocam işte demek ki sizde böyle mi oluyor? Bu yemek kültüründe bunun yanına bunu mu yiyorsunuz? Bu espri, siz hep böyle şakacı mısınız? Biz böyleyiz, biz komik. Ya da mesela Türk çocuğu diyor ki biz mizahı çok seviyoruz. İşte Nasrettin Hoca gibi şahsiyetler var. Ben de komik, mizahı seven bir insanım diyor. Ve biliyorsunuz ki mizah bir bireyin hayata karşı duruşunda, psikolojik sağlamlık anlamında duruşunda kullanılan çok güçlü bir araçtır. Evet. Mizah çok önemlidir gelişimde. Dolayısıyla çocuğun kendi köklerinden, kendi kültüründen bu psikolojik sağlamlık ürünü kullanıyor olması bizim için paha biçilemez. Evet, çok teşekkür ederiz Nazife Hanım. Gerçekten sizinle tekrardan görüşmek de güzel oldu. Diyorum az önce de Atakan Bey ile bağlanınca da söyledim. Gerçekten İskoçya'da Edinburgh'daki Türkçe eğitimi almak isteyen insanlar aslında çok şanslılar. Size teşekkür ederiz Nazife Hanım yayınımıza katıldığınız için Edinburgh Üniversitesi'ne. Ben teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Biz de buyurun, son tabii olarak şunu tabii da söylemek buyurun. İsterim. Burada Edinburgh Eğitim Ateşeliğimizin desteği, aynı zamanda şu an stüdyoda Gazi Üniversitesi'nde Türkçe Eğitim Anabilim Dalı'nın bir mensubunu ağırlıyorsunuz İlker evet. Hanım'a. Evet. Ve ben gelmişim. Bir böyle kültür üçgeni oluşmuş. Herkese selamlar gönderiyorum. Türk kültürünün çok önemli olduğunu yatmadan mutlaka buradaki ebeveynlerin en azından bir Türkçe masal okumaları ya da anlatmaları gerektiğinin çok önemli olduğunu vurgulayıp hoşça kalın diyorum. Çok teşekkür ederiz. Doçent Doktor Nazife Burcu Takıl, İskoçya'ya selamlar. Evet, Ülker Hocam selamı aldınız. Aleykümselam. Gerçekten selamlar onlara. Gerçekten yani ağırladığımız konuklarımız işte siz, yine İskoçya'dan Atakan Bey, Nazife Hanım, bu konuya gönül vermiş insanlar. Bu çok önemli bence. Bir şeyden kendimiz ikna olduğumuz zaman başkalarını ikna edebiliyoruz. Şimdi Nasrettin Hoca'yı andık, Keloğlan'ı andık, Hacivat ve Karagöz. Yani özellikle Ramazanlarda bir hatırlıyoruz onları. Hacivat ve Karagöz'den şimdi aklımızda kalan didişmeler var. Hı hı. Ama bu didişmelerin de ardından metinlerinde yine değerlerle değer eğitimi var. Hı hı. Bize biraz Hacivat ve Karagöz'ün bize neler öğrettiğinden de bahseder misiniz hocam? Şimdi yine Hacivat ve Karagöz'ün yaşam hikayesi üzerinde durmayacağım ama bizim için önemli olan noktaları var. Hacivat ve Karagöz diye bizim değerlerimiz. Evet. Şimdi evet, didişmeleri, birbirlerine işte karşı laf sokmaları evet. bizim için bildik noktalar. Ama keyifli olan noktası şu, hani yurt dışındaki Türk çocuklarına biz değerlerimizi niye öğretelim, kültürümüzü niye aktaralım noktasında baktığımız zaman kıymetli bir noktaya daha
geliyoruz. Baktığınızda Karagöz Hacivat aslında bir gölge oyunu. Ve iki boyutlu nesnelerin, ki Hacivat, Karagöz hatırlayabilirsiniz, şöyle bir gözümüzün önüne getirelim. Bir perdeye arkadan ışıkla tutularak yansıtılmasına dayanıyor. Şimdi ne var? Hareket öğesi var, malzeme, materyal var. Peki televizyon şimdi var, çizgi film var. O zamanın çizgi filmleri de işte bunlar aslında. Evet. Hala çok enteresan. Yani Ramazan çadırlarında, işte Almanya'da artık büyük etkinlikler yapılıyor. İlla bir Hacivat Karagöz, yani dünyanın artık en harikulade filmleri çeviriliyor ama yine de Hacivat ve Karagöz'e bir bakmaya gideriz. Bakılıyor. Yani küçük, evet. İşte yurt dışındaki Türk çocuğu, ben heyecanlandığım için onların da bu heyecanı paylaşmasını çok istiyorum. Yani evet, benim kültürümde böyle iki şahsiyet var ve benim kültürümde daha sonradan ekranlara yansımış ama daha öncesinde benim kültürümde zaten bir çizgi film varmış. Yani çizgi film öncesi çizgi film karşılığı gibi bir ifade söyleyebiliriz Karagöz Hacivat için. Ve evet, biz sadece bazen Ramazan'dan Ramazan'ı hatırladığımızı düşünebiliriz. Ama aslında hayatımızın her gününü, her anına, her haftasına, her ayına yerleştirebileceğimiz bir Hacivat Karagöz ikilisi var. Evet. Şimdi burada tabii ki tiplemeler de bizim için önemli. Karagöz'e baktığınız zaman halkı temsil ettiği ifade edilir. Hacivat'a baktığınız zaman da bilgeyi ama yarım aydın diye ifade edilir. Çünkü hep Karagöz'e bir beğenmeme, Karagöz'e bir sataşma durumu vardır. Bir ders verme. Bir ders verme vardır. Burada tabii ki yine değerler öğretimi noktasında baktığımız zaman iki nokta karşımıza çıkıyor. Birincisi burada dil oyunları. Dil oyunları yapabilmek dilin üst becerisidir. Yani oradaki kinayeler, oradaki işte söz sanatlarını kullanmalar. Burada eğer bu metni dinliyorsa o özelliği kapmaya başlamış demektir. Ve bununla birlikte diğer noktada yine biraz önce Nasrettin Hoca da ifade ettiğimiz gibi ikili diyalogları ve daha sonra sahneye giren diğer karakterlerle olan diyalogları bir değer aktarımı olarak ifade edebiliriz. Zamanımız varsa küçük bir diyalog kısmı okumak isterim. Buyurun okuyun. Varsa biraz, yoksa... Var, biraz daha zamanımız var. Ben bir diyaloğu okuyalım. Oradan hareketle de nasıl olabileceğini yorumlamalar yapabiliriz. Mesela Karagöz ve Hacivat'la ilgili hamam oyunu diye bir gölge oyunumuz var. O gölge oyununun tamamını değil, bir bölümünü paylaşıyorum. Zaten ancak o kadar var zamanımız. Buyurun. Hepsini zaten söylesek yetmeyebilir. Ama bir şey olur bu, böyle bir fragman gibi olur. Eminim anne babalar da merak edip sonrasında çocuklarına veya kendileri de okuyacaklar. Umarım, yani bu programın öyle bir katkısı olursa çok çok sevinirim. Dönüşlerinde umarım size yapsınlar. Ben de sizden öğrenirim, evet, inşallah. Evet, mesajlara çok seviniyoruz. Gerçekten gelen mesajlar bizi çok mutlu ediyor, motive ediyor. Tekrardan çağrımızı o zaman yapalım. Soruları yoksa bile bizimle paylaşsınlar. Evet, lütfen. Çok mutlu oluruz. Biz de Ülker Hocamıza iletiriz. Evet, yani eğer bugün bu program vesilesiyle bir anne, bir baba ya da bir çocuk, aa Nasrettin Hoca fıkralarına ben de bakayım. Ya da işte o zaman ben de bir Keloğlan Masalı okumak istiyorum anne diyebiliyorsa bir kişi bile, ben çok mutlu olurum. İnşallah böyle bir katkısı olur programımızın. Yani o hamam oyunu kısmından aldığım, hamam oyunundan aldığım kısımda Hacivat şöyle diyor. İşinize başlayın. Ben Şallı Natır ile Salkı Vinci'yi çağırmaya gidiyorum. Ana kadın karakteri giriyor ve diyor ki Hacivat Çelebi, onlar birbirlerine dargın. Hacivat, bana bakın kızlar, böyle dargınlık olmaz. Hele böyle ekmek kapısında hiç olmaz. Barışın bakayım. Hacivat, canım kızlarım, şimdi bunları unutalım. Benim hatırım için bu seferlik barışınız diyor. Şimdi zaten kendiliğinden geliyor. Küslük olmasın. Barış olsun. Barışalım. Yani burada Hacivat'ın vermeye çalıştığı mesaj, işte bizim değerler noktasında vermeye çalıştığımız mesajlardan bir tanesi. Evet. Ve barışın sağlanması yönünde. Şimdi belki metni, barıştırmak istediğimiz çocuklara bu oyunu okuyup bu şekilde. Sınıf içerisinde küs olanlar vardır. Bunu hatta o küs olanları oynatarak, canlandırarak küsmemeleri gerektiğini. Kardeşler vardır. Anne babalar bu oyunu okuyarak, tabii, onları barıştırabilirler. Evde canlandırabilirler. Evet. Ve bu diyaloglarda canlandırmaya çok müsait diyaloglar. Tabii biz burada Hacivat ve Karagöz'ü araç olarak da kullanabiliyoruz. Yani kendi orijinal metinlerinden bağımsız olarak biz ikisini konuşturabiliriz. Yani neyi anlatmak istiyoruz? Hangi değeri aktarmak istiyoruz? Kurgu bir metin oluşturabiliriz.
konuşturarak, kurgu metin üzerinden de Hacivat Karagöz'ü konuşturarak yani bu değeri verebilir miyiz, verebiliriz diye evet. söyleyebiliriz. Evet, küçüklüğümüzde gerçekten Nasrettin Hoca'nın, Keloğlan'ın, işte Hacivat ve Karagöz'ün kıymetini bildiğimiz zaman, dediğiniz gibi değerlerimizi öğrendiğimiz zaman, yetişkin olduğumuzda da bunlara belki daha çok sahip çıkıyoruz. Bugün değerlerimizle değerler eğitimini konuştuk. Doçent Doktor Ülker Şen'le çok teşekkür ederiz hocam. Eklemek istediğiniz bir şey varsa son evet, cümlenizi... Evet, ben doyamadım. Doyamadınız biliyorum. Biz de doyamadık çünkü. Konu çok güzel bir kere. Evet. Eminim yurt dışındaki insanlar da Nasrettin Hoca, Keloğlan, Hacivat Karagöz, benim aklıma gelmiyor. Daha bir sürü aslında hikayeler var. Büyüklerimiz var. Evet, destanlar var. Yunus Emre var. Bence bunların hepsini bugün belki bu program vesilesiyle bir bakacaklardır. Bu İnşallah. Akşam çocuklarına bir iyi geceler hikayesi belki Yunus Emre'den bir hikaye olacaktır ya da bir fıkra olacaktır, bilmiyoruz. Çok teşekkür ederiz ben tekrar. Ayağınıza sağlık. Sağ bugün olabildiğince değerlerimizi anmaya çalıştık. Edinburgh'a bağlandık, İskoçya'ya bağlandık. Yine orada da Türkçe ve Türk kültürü derslerini hem ateşemize sorduk hem de Edinburgh Üniversitesi'nden Nazife Hanım'a da sorduk. O da materyallerden bahsetti. Ülker Hocamızla da değerler ve değerlerimizle değerler eğitimini konuştuk. Umarım sizler için de faydalı bir program olmuştur. Haftaya böyle neşeyle başladık. Güzelce başladık. Böyle de devam etsin diyoruz. Yarın Türkiye saatiyle 16'da tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın. Bize de haberlerinizi, mesajlarınızı göndermeyi unutmayın. Eğer Ülker Hocam'ın dediği gibi bir mesaj atarsanız da biz de Ülker Hocamıza ulaştırırız. Tekrardan yarın görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.